Herkese selamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Sesim geliyor mu? Bu akşam Semih Bilki ile Empress'in oyunu ile başlıyoruz. Bakalım neler yapmışlar. Hoşiler Komokular. Büyük Şimari Beyaz yaklaşıyor. Keyma iki boşluklu geri çekildik. Siyah sıkıştırıyor. Beyaz sol üstte Şimari. Köşeye de keyma yapabiliriz. Gayet tatlı. Siyah oynadığı zaman beyaz kısa süreli de olsa biraz saldırı altında kalacak. Aşağıyı büyüterek beyaz siyah aşağıyı büyüterek biraz baskı sağlayabilir. Keyma tatlı olur. Ama tabii bu da gayet güzel hamle. Siyah yaklaştı. Pinsir ve köşeye girdik. Ve keyma. İlginç. Normalde hani bağlıyoruz. Sonra zıplamak. Böyle alanı biraz daha fazla olacak siyahın. Ama beyaz duvar da biraz daha güçleniyor. O yüzden keymaya kötü diyemeyiz muhtemelen. Yok. Normal Joseki'de pinsir attık. Siyah köşeye girdi. İttiriyoruz. Hani önce. Şimdi zıplıyor siyah. Böyle alanı biraz daha fazla olacak siyah. Kosumi ile dokunmak güzel. Siyah düz uzuyor. İttirdik. Hani ittirdik. Mesela beyaz hani yaparsa siyah kapattı. Beyazın bağlaması sente. Siyah cevap vermezse kopar burası. Siyah korudu. Mesela bu taşı aldık artık. Ya da zıplayalım. Sol üstte büyük gayet. Gerekirse aşağıdan da bağlanırız ileride. Böyle bir şey de olabilir. Ve beyaz ten 2 sağ üstte keyma. Siyah döndü, dönüş büyük. Ve sente beyaz uzadı. Sol üstte giriyoruz. Aynen uygun bir giriş. Kafa attık. Siyah dışarıya uzuyor. No, dışarıyı kapattık. Yani genelde köşeyi koruruz bu pozisyonda. Çünkü siyahın grubun yerleşmesi biraz zaman alacak. Yani bu gruba uzun vadede çeşitli saldırılarda bulunabileceğiz hala. Böyle köşede yaşayacak. Okey. Beyaz kapattı. Siyah ittirdi, kapattık. Siyah ittirdi, kapattık. Siyah korudu. Ve beyaz shoulder it. Korumaya gerek var mı? Diyelim ki siyah tenik yaptı. Beyaz ne yapabilir köşede? Şeyler yapabilir mi? Nereye oynayalım? Neresi vital duruyor? Hani hani cevabımız nedir? Aynen B18 uygun şekil yaşıyor. A15 ile başlayalım. Kaplan ağzı. Bu da yaşar. Hiçbir şey çıkmıyor mu o zaman? Başka vital point arıyoruz. Ha neler olmadı? İçerilere bakmaya başlayalım. A17 sertimsi. B18'e bir bakalım. B18 oynadık. Ha ne? Beyaz uzamak zorunda. Uzadık. Mesela yine yapıştık kosum ile. A ile B miye? Beyazın şu an başka hamlesi yok.
Siyah köşeyi döndü mü Yaşar? A17 sert bir biter. Ne olacak? Mesela bağlarsak beyaz uzadı. Büyütmemiz lazım içeriği. Beyaz kosumi. Siyah beyazın gözünü bozacak. Beyaz mesela ha ne yaptı bağladı. Bu şekil nedir? Sıra siyahta. Siyah ölü böyle aynı. Geri aldığında bu şekil ne? Bent for. Yani buraları biraz zorlayabilir belki ama çıkacak bir şey yok. Selamlar. Böyle öldü. Burası sert bir vital point ama siyahın daha güzel cevabı var. Bağlamasına gerek yok. Yapışabilir. Yapışırsa ne olacak? Beyaz hane. Aynen böyle kov. A15. Şu an mı? Yine bağladık mı beyaz o taşı geri çekemeyecek. Yani beyaz oynarsa o. Ama mesela geri alalım. Bu değişim olmasın. Diyelim ki siyah şu an tenükü yaptı. Bu sol üstteki ölüm yaşam Yong Sun Yon'un adını da doğru yazabileceğim mi bilmiyorum da Yong Sun Yon'un neydi o kitap? 100 Tips for Amateur Players 2'nin ilk problemi. Ha, oradakinde bu nefeste kapalı ama. Bu şekilde eğer beyaz kapatırsa direkt yaşıyor siyah. O yüzden bu kötü hamle. Yine aynı vitale koymamız lazım. Siyah oynadı. Kapattık. Beyaz aldığında bir daha atarım. Beyaz yedi döndük. Beyaz kapattı kapattık. Ve beyaz yine nefes kapattı. Bu şimdi nasıl bir şey? Biraz garip bir şey değil mi? Siyah yediğinde ko tehdidi geldi. Cevap verdik, beyaz geri aldı. Siyah tehdit yaptı. Beyaz cevap vermedi. Siyah geri aldı. Tehdit yaptık, cevap verdi, geri aldı. Tehdit yaptık, cevap vermedi. Ve siyah bir daha oynadı. Yani bu bir basamaklı ko. Ne olmuş oluyor? Bu iki taş karşılıklı desek siyah tahtanın başka yerine 3 hamle yapmış oluyor. Bir basamaklı ko neredeyse yaşıyor. Yani ko yarım yaşamsa bir basamaklı ko çeyrek ölüm. 3 bölü 4 yaşam. Bayağı yaşam. Beyazın öldürmesi çok uzun sürüyor. Ama oyunda bir fark daha var. Oyunda bir nefes daha da var dışarıda. Burada da nefes var. O zaman aslında beyazın öldürmesi bayağı zor. Yani tek iş yapacak olan vital point burası. Diğer her şeyde siyah yaşar. Bunda da beyazın öldürmek için sonsuz siyahın tehdidine izin vermesi gerekecek. Beyaz tehdit yaptı. Cevap verdik. Ha, beyaz durdu. Niye tehdit yapsın? Önce kapattı. Siyah aldı. Cevap verdik. Geri aldı. Tehdit. Beyaz cevap vermedi. Siyah geri aldı. Tehdit yaptık. Cevap geri aldı. Atari yine beyaz cevap vermedi. Tehdit yaptık. Cevap geldi. Beyaz aldı. Tehdit. Öldürdük. Bir hamle daha.
Bu taşlar birbirini karşılıyor desek, siyahın tahtanın başka yerine 4 hamle yapması lazım. Beyazın öldürmesi için siyah 4 hamlede çok rahat daha fazlasını alacak sol üstün ölmesinden oyunun bu aşamasında. Aslında o yüzden siyah yaşıyor diyebiliriz direkt. Basamaklı kovalarda ilk tehdide cevap vermediler. Yani ilk tehdide cevap vermediyse genelde o tehdidin devamı o an tahtadaki en büyük hamle olacak. Mesela yedik, beyaz oynadı, cevap verdik, geri aldı. Siyah tehdit yapıyor. Atıyorum buraya oynadı. Beyaz cevap vermedi, geri aldık. Beyaz tehdit yaptı, cevap verdik, geri aldı. Şimdi tahtadaki en büyük nokta burayı bölmek olacak muhtemelen. O yüzden oynayabiliriz. Aynen, 4 hamlede köşe kadar kazanamayacağımız zaman dönmemiz lazım. Mesela köşeye kaç puan diyelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 puan falan dersek köşeye. Gerçi dışarıya olan etkisi de biraz fark ediyor ama dışarıda güçlümsü beyaz. Oyun sonu yani 20 bölü 4'ten hamle başı 5 puan, hamle başı 10 puan de hadi. Abartsan bile 10 puandan fazla olamaz hamle başı. O zaman 10 puan küçük. Mesela tehditleri gerçekçi yapayım. Beyaz tehdit yapsın. Nereye? Buraya oynadı. Cevap verdik, geri aldı. Siyah tehdit yaptı. Beyaz cevap vermedi. Aldık. Beyaz bir daha tehdit yaptı. Cevap verdik. Beyaz aldı. Şimdi siyah için tahtadaki en büyük nokta bölmek. Bölelim. Beyaz yine cevap vermedi. Geri aldık. Beyaz ne tehdit yapsın? Beyaza tehdit de kalmadı artık. Bir de burayı bölerim dedi beyaz. Buna da cevap verdik. Aldı. Şimdi yani ne yapsın siyah? Bir hamle daha yapsın. Siyah daha çok kazandı sağ üstte. Bir de şimdi bir daha oynayacak. Atıyorum shoulder it ile burayı küçültsün. Siyah için iyi bu oyun. Şu an büyük oranda yaşıyor siyah. Denk yapabiliriz ama karışımsı bir problem. Ama bir Go atasözü der ki kesmeyeceksen itme. Kesmeyeceksek eğer burayı bu nefesin kapanması içerideki ölüm yaşama kesin negatif etkisi olacak. Yani. Go böyle bir oyun. Yani keseceksek tamam düşünülebilir. Ama kesmeyeceksek kesin itmeyelim o zaman. Burayı da ittik, koruduk. Ve beyaz shoulder it. İttiriyoruz. Oha ne? Siyah kesti. Atari uzadık, bağladı. Siyah aldı. Genelde shoulder hit yaptığımız zaman ittirince uzacağız. Ya da zıplayacağız. Yani normali bu. Siyah kafaya araya soktu. Atari ve mesela bu şekilde. Ya da düz uzayabiliriz. Yani siyah aşağıda alan alacak. Shoulder hit yaparken onu göze alıyoruz. Eğer siyah aşağıda alan alsın istemiyorsak normal yaklaşabiliriz. Bu da güzel hamle. Böyle de bayağı sol tarafı kapatabiliriz. Shoulder hit de olur ama ya siyah tam yaşamadığı için bu biraz daha baskılı aslında. Şimdi siyahın tam gözü yok. Bir ara sansan oynaması gerekecek. Daha çok sıkıştırabiliriz gibi. Böyle daha gergin olacak. Shoulder hit yapınca aşağıdan sürünmeye başlayınca nispeten rahat yaşıyor. Ama olur normalde. Hane olmamış. Kesiliyor. Kesildik tamam şimdi. Atari uzadık bir de koruyoruz. Genelde düz uzamak doğru cevap. Düz uzadık, siyah korudu. Şimdi beyaz böyle oynamak zorunda değil. Yani burası daha kritik olan taş aslında. O yüzden önce orayı oynamamız lazım. Siyah ittirirse ittirebilir. İki taşın kafasına basmak güzel çoğu zaman. Ama atari çektik, siyah uzayınca geri dönmemiz lazımsa o zaman en baştan düz uzayacağız. Siyah aldı. Köşeyi aldık. Siyah dönüyor. Buraya daldık. Siyah kapattı, uzadık.
Bağladı, döndük. Şimdi beyazın son 3 hamlesi. Siyahın hangisi son hamleleri? Bu ikisi. Ve şimdi bir de tenike yapacak. Beyaz bu taşlar için gotede kaldı. Küçük ve gote. Şu an siyahın bu grubunu nispeten güçlü, beyazın bu grubunu nispeten güçlü olarak düşünürsek, buralara yapılacak hamleler artık oyun sonu. İki grup da yaşıyor. Buralar oyun sonu. Nereye oynayabiliriz? Mesela hani siyah hani yapınca double hani. Bu taraftan kesip bunları almak diye bir şey yok. Double hani geldi ne oldu? Siyah uzadı bir daha ettirdik. Siyah uzadı bir daha ettirdik. Sol tarafı bayağı büyütebiliriz. Siyah böyle hani falan yapmakta biraz gergin aslında. Çünkü bu taşın da acısı var. Bu kesme inceliyor biraz siyah. Mesela şu an kesersek siyah korumak zorunda. Devam ederse garip şeyler olabiliyor. Önce bir koruruz tabii ama ne oluyor burada? Mesela böyle şeyler oluyor. Hatta aynen. Bunu yapıp sonra bile koruyabiliriz. Bu sıkıntı olur siyaha. Ama mesela bu değişimleri yapmış olursak o aji de bitiyor. Neredeyiz? Şu an siyah daha da güçlü. Hiç öyle bir aji kalmadı. Yani aslında siyahın buraya oynaması beyazın bu hanesinin gücünü azaltıyor. O 15 yerine başka hamle. O 15. O 15 yerine başka hamle olur. Mesela direkt de dönebilir korumadan. Beyazın bu taşı kaçması biraz ağır. Ne pahasına? Yani yine gidebilir. Eğer beyaz çok uğraşacaksa bunları kaçacağım diye ne pahasına? O yüzden şimdilik siyah daha mesela bunu oynadık böyle bir cevap alırsak o zaman daha rahat çıkarız. Daha aktif düşünebilir. Bu birazcık daha kesin ama kabul edilebilir. Burada siyahı güçlendirip gotede kaldık. Ve siyah döndü burayı. Burası küçük değil yani. Okey ma. Siyah ittiriyor. Kapattık. Ve korudu. Keymaları böyle bir keyma var. Genelde böyle ittirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Nerede orası? Böyle keymaları genelde böyle ittirmiyoruz. Böyle ittirince acı yok. Bağlandı siyah. Oradaki bütün zayıflık bitti. Ne yapıyoruz? Kosumi ile dokunuyoruz. Kosumi ile dokununca yine aynı şekilde savunursa siyah. Şimdi beyazın taşlarının yerini karşılaştıralım. Hangisi daha iyi duruyor? Önde olması daha iyi beyaz taşı. Önden devam edebilir. Tahtanın başka bir yerinde olursa hani yapabilir. Şu an güzel değil tabii. Ya da eğer siyah ileri giderse bu sefer başka aciler var. Başka zayıflıklar var. O yüzden aynen keymalara dokunuyoruz Kosumi ile. Bu thank you move olarak geçiyor. Siyah teşekkür ediyor şeklini güçlendirdiği için. Oradaki ajiyi bitirdiği için. Burada da aynen, Kosumi ile dokunmak güzel şekil. Buradaki biraz daha ince. Çok bariz bir fark yok belki de ama yeri gelmişken konuşalım. Siyah korudu. Beyaz dönüyor büyük bir nokta. Siyah shoulder it. Siyaha hamle seçelim. Sıra siyahta. Neresi güzel mesela?
Siyaha aday hamlelerimiz. Buyurunuz. Siz olsanız nereye oynardınız? D14 kat başka E13 pip o hamle aktı B14 D14 D14 söylenmişti K5 hani P9 Keyma. P10 okey. L5 ekleyelim. L5 neresi? L5. O böyle keyma. İlginç. Okey. Kesmekle başlayalım. Kestik. Hangi grupları kestik? Beyazın bu grubuyla bu grubunu kestik. Beyaz hangisi hakkında endişeleniyor? Sol taraftaki hakkında endişeleniyor. Onu korudu. Uzadık. Yani o iki taş hala biraz ağır. Beyaz hemen oynamak zorunda değil. Ama beyaz için saldırı bitti. Sıra beyazda. Ne yapacaksa yapmaya devam edebilir herhalde. Kesme çok da etkili değil. Pip mümkün. Burayı küçültmek için kullanılabilir. Ama hemen bağlatmaya da gerek yok. Mesela burayı küçülttükten sonra bir şeyler olduktan sonra bir gün belki keseriz. O yüzden dursun. Hane güzel. Hane büyük. Beyaz hane yaptı. Double hane. Burayı bayağı büyütebiliriz aslında. Hane büyük. Keyma büyük. Zıplamak hemen hemen aynı. G bu biraz değişik. Yani oynadığında geri çektik. Biraz daha geriden alıyor siyah. Double hane'ye kıyasla. Bu biraz daha büyük. Keyma biraz daha pasif. Mesela double hane yapamayacağız. Beyaz kesip de buradan bir şeyler yapabiliyor. Gibi durumlarda belki de olabilir. Mesela beyaz hane yaparsa aşağıdan oynayacağımız durumlarda. Biraz daha geriden alan bir hamle. Aynen bunlar. Bu haneye belki de gerek olmayabilir artık. Neden? Siyah grup zaten bayağı yaşamıştı. Siyaha iki hamle daha katıp beyaza iki hamle daha katıyoruz. Ama beyazınki tahtanın boş yerine bakıyor. Siyahınkiler yaşayan siyah gruba dahil. O yüzden buradaki ajiyi farklı şekillerde kullanmak isteyebilir siyah ileride. Oyundaki hamle shoulder it. Mümkün, mümkün. Yani beyaz kapatırsa mesela keyma ile devam edeceksek mantıklı ama beyaz kapatmayacak. İttirdi. Uzuyoruz. Beyaz şimdi dışarı çıkmaya başladı. Hani uzadık. Bir daha ittiriyor siyah. Kesme var. Keserse bu taş gider. Ama siyah da iki taşın kafasına basar. O yüzden şimdilik kesmeyip mesela hani düşünülebilir ya da düz gitmek. Beyaz düz gitmiş okey. Siyah deniyor ki kesme var. Kesme büyük. Beyazı yaşatır. Biz istiyoruz ki beyaz kendi başına yaşamasın da bağlanmak zorunda kalsın. O yüzden beyaz uzadığında koruyabiliriz. Mesela nasıl koruyalım? Bağladık direkt. Küçük değil. İttirdik beyaz uzuyor. Şimdi hani beyaz hani siyah düz uzadı. Beyaz keyma.
Double honey neden olmasın? Double honey mümkün. Düz uzadık. Beyaz keyma. Siyah kapattı. Sağ alt biraz büyük oldu. Şimdi böyle köşelerde henüz hala açıklık varken bir sormak lazım. Bunlara sorgu hamlesi denmesinin sebebi o. Şu anki karara göre biz buradaki oyunumuzu değiştireceğiz. Nasıl? Siyahın iki standart cevabı var. Ya düz uzayacak ya hane yapacak. Eğer düz uzarsa hane kaplan ağzı yaptığımızda siyah öldürmek için buraya oynamak zorunda. İttirdiğimizde de geri çekmek zorunda. Eğer kapatırsa yaşarız. İttirdiğimizde geri çekmek zorunda. Kestik. Uzadı. Atari ve bağladık. Siyahın bunu öldürebiliyor olması lazım. Burası açıkken siyahın bunu öldürmesi daha zor. Ama burayı böyle oynamış olursak zamanında o zaman kolaylaşıyor öldürmesi, değil mi? Beyaz bunu hemen oynamak zorunda da değil. Mesela sorduk. Siyah böyle bir cevap verdi. Bunları da soralım hatta. Öldürüyorum dedi siyah. Siyah öldürüyorum dediyse belki de buraya o zaman daha derin gireriz. Niye daha derin gireriz? Mesela siyah oynadı. Şimdi bu taşı dışarı çekebiliyorsak mesela beyazın yaşama olasılığı artıyor gittikçe. Siyah öldürmek istiyorsa hani yaparsa kestiğimizde aşağı uzamak zorunda bir taraftan. Mesela böyle uzarsa atar çekip uzayınca yaşadık. Bu şekil yaşıyor. Buna baktık daha önce birkaç kere. Bu şeklinde ben videosunu mu yapsam artık ya? Bu da önemli bir şekil. Yaşıyor. O zaman siyah öldürecekse aşağı inmek zorunda. Siyah aşağı inecekse beyazın bu sefer dışarıdan zorlayıcı hamleleri var. Belki de çıkacağız dışarı. Ya da bu taşların etkisiyle daha rahat küçülteceğiz. Bunu bir sormak lazım. Çünkü bu taşlar ölse bile önemli değil. Oyundaki versiyonda da zaten orası komple alan oldu. Daha çoğunu yapabilirdi beyaz. Bu sınır açıkken bir sormak lazım. Yapışalım, yapışalım, bir şeyler olabilir. Burasını birazcık rahat kapattı siyah. Ve sola giriyor siyah. Beyazın duvarı birazcık korkutucu. Değil mi? Bu kadar derin girmeyebiliriz belki de. Shoulder hit yeterli olabilir. Siyah girdi. Keyma. Pip. Bağladık. Keyma kaçıyor siyah. Bölüyoruz bağlanmasın. Aynen gayet güzel bu. Doğu. What is this? Gitti bunlar o zaman. Biraz yanlış yön gibi. Aman tanrım, siyah vazgeçti bir anda soldan. Hemen kapatabiliriz yani. Oynayalım. Sol taraf kocaman. Yaşamayacak mı orada? Yaşamayacaksa çok büyük. Siyah B12'ye oynarsa ne zaman mesela? Şu an mı? Ya, siyahın önceliği dışarı çıkmak. Önce bir kaçacağız. Merkezde çok daha fazla boşluk var yaşamaya, göz yapmaya çalışabilmek için.
Siyahın bu grubu da artık nispeten bayağı güçlü. Bir gözü var. Hani yaparsa üstten bir göz daha kesin yapar. Buralara oynarsa bir göz daha yapar. Güçlü siyahın grubu. Onunla uğraşmamıza gerek yok o yüzden. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bir lokma bırakmaya da okey olabiliriz. Sağa sola yapışarak merkezde yaşamaya çalışacağız. Bu hamle mümkün. Ama içeri kapanmaktan çok hoşlanmayız genelde. O yüzden önce bir dışarı. Bu ama direkt yanlış yön. Bir daha zıpladı. Tamam, kapı sol taraf kocaman oldu. Bu iki taş ne işine yarayacak siyahın? Siyah belki de ben bunlarla yaşayamayacağım diye mi karar verdim? Burada yaşayamayacağım. O zaman bari küçülteyim böyle hepsi öleceğini diye düşündüyse o zaman geri dönüyoruz. Belki de bu fazla derin. Shoulder it. Buna saldırmak bir tık daha zor olacak. Hatta belki de böyle. Biraz daha hafif. Yani beyaz biraz puan yapacak. O da hakkı. Atıyorum beyazın bu kadar puan yapmasına okeyiz. Bu duvarların etkisi güzel kullanılabilmiş olması için bir gruba saldırması lazım. Eğer böyle alan yapıyorsa bu duvarlar, karşılığında siyah da birazcık alan yapıyor bu arada. Bu güzel bir küçültme. Eğer girip de böyle zayıf grup yaratırsak ve sonra mesela 10 saat kaçarsak çok iyi olmayabilir. Aşağıdaki 15 puanı verseydik daha iyiydi büyük ihtimalle. Ki siyah burada muhtemelen yaşayamayacağını düşünüp vazgeçti. Ama o zaman bu değişimler çok kötü oldu. Hangi değişimler? Siyah buraya oynadı, beyaz buraya oynadı. Siyah buraya oynadı, beyaz buraya oynadı. Sonra yön değiştiriyoruz. Siyah buraya oynadı, beyaz buraya oynadı. Siyah buraya oynadı. Yani sol tarafı çok büyüttü siyah. Beyaz pip. Yedik. No. Yok yok gerek yok. Yani bu grup yaşıyor artık. Bu güçlü bir grup. Biz zayıf olan gruba odaklanalım. Bu kaçamasın. Hala da acı var yani yok değil burada kesin öldü. Yani zor yaşaması. Ama kesin öldü demek de çok da kolay da değil yani debelenecek. Uğraştıracak. Bu yapıştık, siyah korudu. Oo. Siyah kesti, bağladık. Siyah yedi, kestik. Siyah atari, dışarıdan atari. Oo. Neden? Devam. Devam. Hepsini alacağız. Bir tek taş umurumuzda değil. Tek taş karnımızı doyurmaz. İkisini de alalım. Siyah devam ederse böyle hepsini alırız. Böyle dönünce atari ile bağlıyor siyah. Bayağı büyük aynı. Aynen. Tek taş yetmez. Daha da ilerisin. Bu çok güzel içinden geçme bu arada. Geri döndük. Siyah aslında buradan değil de mesela dışarıdan atari çekse ne yapacağız? Bağladın, siyah da bağladı. Burayı korumak lazım. Mesela böyle kesme işlerine girişirsek siyah satıp direkt sol tarafı bağlayabilir. Bu çok büyük değişim olur bir anda. Bu grup ölmez bu arada. Zaten tek hamlede yaşıyor. Mesela beyaz o gözü bozsa çok fazla zorlayıcı hamle var burada. Çok rahat yaşayacak siyah.
Dışarıdan Atari çekebilir. Dışarıdan Atari çekmedi, içeriden çekti. Tamam, kestik. Atari mesela zıpladı. Kurtarabilecek miyiz iki taşı? Siyahın güçlü olduğu yer burası. Burayla uğraşmaya gerek yok. Güçlü gruplardan kaçınıyoruz, zayıf gruplara dadanıyoruz. Yani akışımız böyle. Siyahın yakınlarına taş koymuyoruz. Parçalar bize orada. Nereye taş koyuyoruz? Yani mesela buraya koyalım. Ya da buraya koyalım. Siyah çıkmaya çalışsa bile kolay olmayacak. Ama o sol tarafı lezzetli bir şekilde öldürmek oyunu bitirir neredeyse. Buralarda beyaz biraz puan kaybedecekti ama siyah ona bir sürü puan vermeye karar verdi ama beyaz da almadı o puanı. O yüzden değişik oldu. Atari bağladık, siyah da bağladı. Yani siyah deneyebilir bir şeyler, denemesi lazım. Çok da kolay olmayacak öldürmesi beyazın. Biraz küçültebilir belki de. Siyah bağladı. Oh, no 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 no. Yani dışarıdan kapatıyor siyah. Siyah güçlü burada. Burada bir şey yapamayız. Hala içeriden devam ediyoruz. Mesela bu taş sağ tarafın bölünmesine fayda sağlayacak. Puan kaybediyor beyaz. Ve tehlike. Siyah artık burayı bölebiliyor mesela. Bunlar hep puan kaybı oldu beyaza. Yani güçlü gruplara sataşmıyoruz. Beyaz korudu, siyah keyma. Sol tarafın ölümü kesinleşiyor yavaş yavaş. Oo, what is this? Bunu niye bağladık? Bu kaç puan? Baya küçük. Nereye oynayalım? Yani yine buraya oynayalım. O var zaten. Ama orayı ölü kabul ettiysek bile mesela hani bağlama sente. Sonracığıma mesela burayı bir bölelim. Belki sonra buradan da ittirir keseriz. İşte burayı bölmek sente neredeyse. Beyazın bağlanması lazım. Biz de burada aşağıdan bağlanacağız belki. Yani yapacak şeyler var. Bunu bağlamak için bayağı erken. Beyaz hani kestik. No. No. Böyle bir şey yok. Uzamadan direkt hani. Direkt hani yaparsak önünü kapatamıyoruz ya. Direkt hani yaparsak siyah atari çekmek zorunda. Beyaz bir daha atari bayağı büyük koruyor köşeyi. Ama önce uzarsak siyah kapattı hani yapınca şimdi oynayabiliyor siyah buraya. AB direkt kötü değişim. Hangi AB? Bu AB. Bu AB olmasın burada. Bu AB olmazsa burada siyah bu haneyi oynayamayacak. Siyah bu haneyi buraya koyacak. Biz de atari çekeceğiz. İstiyorsak bağlarız, istemiyorsak deniki. Bu da biraz puan kaybı oldu. Siyah burayı bağladı. Sanıyorum gerek yok. C2 yine kötü olur. Hani yaptık C2 ile dönerse bu yine sente. Buna ne yapacak? Mesela düz inerse komple ölür. E1 yapacak. O zaman bu da sente. Bu sefer daha da çok aldı deminkine göre. Deminki nerede? Burada. Bunda beyaz Gote'de bağlıyordu en son. Bu şekildeyken beyaz buraya kadar Sente'de aldı, bir de gidip başka yere oynayacak. Boş üçgen daha da kötü şekil. Doğru olan direkt alması siyah. Siyah bunu bağladı sanıyorum gerek yok. Mesela buradaki hanelerden falan korkuyorsa o zaman oradan korusun. Daha büyük.
Boş üçgen. Boş üçgen değil, zıplayacağız. Oynadığında da böyle bağlamayacağız, bambu. Buradan aşağıdan bağlanmaya yarayabilir. Hane? Hane çalışmıyor. Bağladık. Wow. Kesersek. Komple öldü köşe. Sol acil, evet. Kabul ediyorum. Yani aslında burayı alsak da olur bu arada. Yani burası öldükten sonra burada yaşasa da yine game over. Yani sol da çok büyük. Solda ölmesi siyahın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 25 puan beyaz alıyor. Siyah yaşasaydı bir 2-3 puan alacaktı. Neredeyse 30 puan. Ama cevap verebiliriz şimdilik, tamam. Ama bu hani hata yani. Yani böyle bir hani yok. Evet, buraları deniyoruz. Fırsatını bulunca hemen kesecek beyaz. Mesela şu an atıyorum kestik. Buradaki kayıp ne kadar büyük olacak? Gerçi siyah farkında değil galiba. O yüzden cevap vermeyi sürdürebiliriz. Siyah mesela bunu kesti. Bağladık. Oo. Koruduk. Hani bunu da kestik. Aynen, siyah çaresizleşti. Aynen. Bir de bunu öldürdük mü ağlayarak terk ediyor. Beyaz buraları deniyor, bir şey çıkması zor derken köşede yaşadık mı? Wow, köşede yaşadık mı? Yaşadık galiba. Aynen. Siyah nasıl öldürecek? Şimdi bir kere beyaz yapıştı mı bunu da alıyor. O zaman böyle öldüremeyiz. Daha da geriye döndüm. Aşağıda alan vermemesi lazım siyahın. Beyaz daldığında köşeyi koruyacağız direkt. Bu taşlar bağlansın, bir şey olmaz. Biz de bağlanırız. Beyaz uğraşsın. Şu an tepeden kapatmaya gerek yok artık. Yukarısı çok güçlü. Direkt köşeyi koruyacak siyah. Beyaz burada da yaşayınca aynen siyah. Tek. Sol. Burada yaşamak yerine mesela dönüp bunu alsaydı. Şok üstüne şok. Aynen, güzel oyun. Şöyle bir üstünden geçelim. Şu önemli bilgi, tahtanın çoğu yerinde oluyor. Mesela bu Joseki'de biliyoruz hepimiz Joseki diye Kosumi ile dokunmayı. Ama başka yerlerde böyle yapabiliyoruz. Bu önemli. Kosumi ile dokunmak. Genelde köşeyi koruruz çünkü siyahın yaşaması daha zaman alacak. Köşede böyle rahat yaşıyor. Bu şekli öğrendik. Beyazın öldürmesi 100 saat sürüyor. Siyah Deniyuki yapabilir. İttirince kovanın basamaklarını bir azaltıyor bu. O zaman ittirmemizin bir sebebi olması lazım. Keseceğiz mesela. Kesmeyeceksek o zaman ittirmeye gerek yok. Çoğu zaman da geçerli olan bir Go prensibi bu. Shoulder hit yaptık. Rakip ittirince genelde sadece iki seçeneğimiz var. Ya geri çekmek ya zıplamak. Hani yaparsak kesiliyoruz. İki grup da güçlü. İki güçlü grubun arasındaki noktalar oyun sonu. 3 puan, 2 puan, 5 puan. Gote. Ne oldu? Burada Gote'de kaldık. 3 tane taş aldık. Yukarıda belki biraz puan yaptık. Belki bunu keseceğiz. Belki de 5 puan, 8 puan yaptık Gote'de. Ama siyah bu haneyi aldı. Normalde burada ne yapabiliriz demiştik. Haneyi beyaz alırsa... Nerede o haneyi beyazın aldığı? Neyse biz aldıralım.
Haneyi beyaz alırsa double hane bayağı büyütebilir sol tarafı. Burada siyah ittirmiş. O benzer pozisyon. Kostüm ile dokunmak daha iyi. Bu alan kesinleşmeden önce bir içeriği sormamız lazım. İçerideki cevaba göre burada daha çok girebiliriz, başka şeyler yapabiliriz. Böyle kapattırmak biraz kolay sağ alt açısından. Mesela buraya bir yapışalım. Dışarıdan zorlayıcı hamleler alırsak daha çok küçültebilir beyaz aynı. Ama duvarı bozulur diye istemiyor da. Tamam. Siyah için biraz derin. Belki de shoulder it. Çünkü beyazın duvara bak. Bir tık saygı göstermek lazım bu duvara. Bu duvar karşılığında sağ altta 500 puan yaptı siyah. O zaman o duvarla da beyaz da biraz alan yapsın. Ama saldırmasın. Saldırırsa bizi üzer çünkü o duvar. O yüzden yumuşak yumuşak küçültelim. Pip yaptık, shoulder it yaptık. Çok esneyiz. Buradan alıyorsa alsın. Bu kadar da esnek olmaya gerek yok tabii ama. Bu yine oyundakinden daha iyi. Oyunda ne oldu? Baktık burada yaşayamayacağız. Bu sefer böyle sattık. Bu kocaman alan olmaya başladı. Güçlü gruba sataşıyoruz. Ne oluyor sonunda? Bütün taşlarımız ölüyor güçlü gruba sataştığımız. Burada bir taş almanın keyfiyle daha çok almaktan vazgeçiyoruz. Aynen, AB değişimi büyük hata. Bu pozisyonda hane yaptık, siyah kesti direkt hani. Siyah atarı beyaz atarı. Bu hane yok hani. Direkt kesebilir mi beyaz? Kesemez değil mi direkt? Ha yok. Keser ya niye kesemez? Atari bu direkt. Aynen şimdi bulduk cevabını. Ama burası acil değil mi demiştik ya. Beyazın bağlamasına gerek yok ki. Direkt kessin. Şimdi bir acil öldü. Bedavadan öldürebiliyormuşuz. Burayı bağlamaya gerek yok. Siyahın vakti yok burayı kesecek. Direkt ölüyor. Ve sonra sağ altta da yaşayınca beyaz, siyah mutsuz bir şekilde terk ediyor. Üstüne bir de 10 yıldır 8 kuyuyum diye bir feryatta bulunmuş. Onu da alalım bence bu çalışmalara. Kürşat İngilizce'ye çevirir. Beyaz E4 oynamak yerine E3 oynadım. E4 oynamak yerine E3 oynadığımda eski Joseki kitabı cezalandırması düz aşağı inmek. Düz aşağı inince beyaz da kapatırsa kestiğimizde beyaz iki grubu birden kurtaramıyor. Bu tarafı kurtarırsak bu taş gidiyor. Bu tarafı kurtarırsak 3 taş gidiyor. O yüzden yapay zeka çıkınca dedi ki kapatma dedi sen de burayı bağla dedi. Siyah bağlanınca da mesela böyle yap dedi. Bu bazı durumlarda okey olabilir. AlphaGo'nun oynamışlığı var. Direkt kesmek de mümkün. Ama iki taşın kafasına bastırıyor. Ondan çok hoşlanmıyoruz. Ama bu yine aslında belli oranda oynanabilecek bir savaş. Ama yani ben çok beğenmiyorum. Biri bana hani yaparsa ben düz aşağı inerim. Eski Japon cezalandırması. Temiz hamle. Bu hem siyah sentede de çıkıyor. Beyazın duvarı da ince. O yüzden mümkün. Var mı bu oyunla ilgili başka soru, konuşulmak istenen bir şey arkadaşlar?
Fox'taki Çinli dayılar sever aynı. Basit çözümler öğrenip onları uygulayacağız öyle şeylere karşı. O düz aşağı inmek gayet temiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. O zaman 15 dakika ara veriyoruz. 14 dakika falan. 5 geçe Engin ve Alfa Gözen'in oyunuyla devam ediyoruz. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz Semih.